Merhaba, ben Ege Anar'la. Bugün yakından tanıyalım da soruları yanıtlayacağım. Yani aslında bu benim için bir avantaj oluyor. Çünkü farklı pozisyonlarda süre alabildiğim zaman oyunu farklı yerlerinde kendimi fazlalıkla geliştirebiliyorum. Bir sezon var mesela 4 numarada çok fazla süre aldım. Daha öncesinde 3 numarada, 2 numarada da çok süre aldım ama daha çok rahat hissettiğim pozisyon tabii ki 2 ve 3 numarada kısa pozisyonda oynarken, forvet pozisyonda oynarken daha rahat hissediyorum. Yani NBA'den Kevin Durant'ı falan çok beğeniyorum. Oyunuma ondan bir şeyler koymaya çalışıyorum. Onun dışında da Avrupa basketbolunda tabii çok takip ediyorum. Diamantidis'i çok izlerdim. Onu örnek alıyorum diyebilirim. Rakabım yok herhalde ya. Yok. Basketbol oynamadığımda genelde ya arkadaşlarımla beraber olurum. Evde yalnızsam PlayStation oynarım genelde veya işte dizi film. Onun dışında çok da fazla bir şey yok yani. Kitap okurum bazen zaman zaman. Ama genelde PlayStation oynayarak falan arkadaşlarımla vakit geçiririm. Yani ben çok FIFA oynuyorum. Bayağı böyle zaman harcıyorum yani. Ama onun dışındaki çoğu oyunda da oynarım. Ama FIFA'da böyle profesyonel yakın diyebilecek kadar oynuyorum. Küçük trikler, taktikler yani ne önerebilirim? Ultimate Team oynayanlar varsa işte ona göre o meta kadrolardan yürürlerse faydalı olabilir. Favori taktik ya her sene aslında oyundan oyuna değişiyor ama bu sene 4-1-2-1-2 vardı. Çok böyle herkesin kullandığı. Ben de ona geçmiştim. O taktikle oynuyordum. Basketbol sonrasında ben antrenör olmak istiyorum. Antrenörlük düşünüyorum. Belki bir şekilde sporun içinde kalıp bir antrenörlük yapabilirdim. Ailem, işim basketbol. Üçüncüsü de arkadaşlarım diyeyim yani. Onlar da eksik kalmasınlar. En son bu zeytin ağacıyla Keep Breathing izledim. Focus. Çok seviyorum yani. Beğeniyorum. Spotify'da son dinlediğim şarkı. Bir tane Türkçe rap dinlemişimdir ama ne olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Yani çok öyle şarkıcı özel olarak ayırdığım yok ama genelde yerli işte R&B, pop, rap dinliyorum. Çok zor sorular ya. Yani yemek yemeyi severim, onu öyle doldurabilirim. Yani önce zaten yarı final maçında son saniyede gelen üçlük bence zaten şampiyonluğun biraz habercisi oldu. İki final maçında da çok anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla çok istenilen gibi başlanamasa da maçın ikinci yarısında oyunda üstünlük kuruldu. Bence çok büyük bir başarı yani. Türkiye'ye iki kere üst üste bu kupayı getirmek gerçekten alkışlanacak bir başarı. Ben de her Türk vatandaşı gibi gurur duydum. İyi bir sezon geçirdim Beşiktaş'ta. Ondan sonra sezonun bitmesine yakın Efes'in ilgilendiği haberini aldım. Tabii ki çok gurur verici bir şey. Yani üst üste iki Euroleague şampiyonu takım bir oyuncuyu istiyorsa çok özel bir şeydir. Ondan sonra çok da zaten süreç uzamadı. Ergin abinin de istediğini öğrenince, kafasındakileri öğrenince ben de çok istedim buraya gelmek ve gerçekleşti transfer. İlk söylediğim şey Fenerbahçe'deyken belki o forma mücadelesine, o Euroleague'deki mücadeleye hazır değildim. Çünkü oradan yeni çıkmış bir genç oyuncuydum. Ama sonrasında neler yapabileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum. O forma mücadelesine sonuna kadar hazır olduğumu düşünüyorum. O yüzden benim hedefim bu Euroleague şampiyonluğunu oynayan takımda kendime bir şekilde bir yerlerde rol bulabilmek, o forma mücadelesine girebilmek. Yani ben altyapılarda 8 numara giyiyordum. Ondan sonra A takıma ilk çıktığım zaman 18 numarayı almak zorunda kalmıştım. Çünkü 8 numarada başka bir oyuncu vardı. Ondan sonra 18 numara hoşuma gitti. Yani bana uğurlu geldiğini düşünüyorum. Ondan sonraki kariyerimde de hep 18'de devam ettim. Burada da 18 boş olunca almak istedim açıkçası. Yani çok numaramı değiştirmek istemedim.
Yani geçen sezonun sonlarında final serisinde özellikle her maça gelmeye çalıştım. O zaman ben de gördüm yani. Gerçekten çok artan bir taraftar kitlesi var. Bence çok iyi bir taraftar grubu var. Yavaş yavaş da bu her geçen sene daha da üstüne koyarak devam ediyor. Aslında bu çok güzel bir şey çünkü taraftar başarıya doyup gelmeye de biliyor. Ama burada aslında tam tersi bir durum var. Her sene daha da fazla artarak. Söylediğiniz gibi kaç tane maçta kapalı gişe oynandı. Ki Euroleague maçlarında çok daha fazla oluyor. Hepimiz yani ben de çok heyecanlıyım. Eminim ki buradaki herkes de 3. kupayı alabilmek için çok heyecanlıdır. İnşallah bütün hedeflerimize ulaşıp sezon sonunda 3. kupayı da bitireceğiz. Bugün sizler için soruları yanıtladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.